Tamam. Tamam tamam. Ses 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 ses. Ses çok iyi. Sessiz ol, sessiz ol. Geliyor değil mi ses gençler? Geliyor mu ses? Ses geliyor mu? Ha? E tamam. Biraz kısıt. Açacağım. Tamam. Kapattım. Sayın Rektörüm, protokolün değerli üyeleri ve kıymetli öğrenciler, konferans ve söyleşi etkinliğimize hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Müfettiş Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Sula'nın tanıtım videosu, Sayın İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Metin Turanlı'nın konuşmaları, söz, yazı ve resim sanatçısı Müfettiş Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Sula'nın konferansı, plaket ve hediye sunumu, kapanış. Şimdi söz, yazı ve resim sanatçısı Müfettiş Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Sula'nın tanıtım videosunu izliyoruz. Şimdi sizi bir polisimizle tanıştıracağız. O hem polis, hem emniyet müdürü, hem şair, hem müzisyen, hem de başarılı bir ressam. Ahmet Sula. Birinci sınıf emniyet müdürü. Yaklaşık 30 yıldır terör ve istihbarat şubelerinde çalışmış, 17-25 Aralık sonrası terörle mücadele daire başkan yardımcılığı ve başkan vekilliği yapmış bir isim. Ama onu meslektaşlarından ayıran bir yeteneği var. Sanatçı kimdi? Estetik çizgilerin, zarif resimlerin, derin şiirlerin sahibi. Eğer 20 parmağı olsaydı muhtemelen hepsinde yine marifet olacaktı. Ahmet Sula. Söz, yazı ve resim sanatını Türk İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten Ahmet Sula, söz konusu terörle mücadele olduğunda
Ona göre mesleğiyle yaptığı sanat asla birbirine tezat değil. Bir yanı meslek, bir yanı aşk Emniyet Müdürü Ahmet Sulan'ın. Sanatçı kimliğiyle ülkemizi uluslararası etkinliklerde temsil eden Sula, çalışmalarıyla yurt içi ve yurt dışında 34 sergi açmıştır. Ülkemizin en etkili televizyon kanalları ve gazetelerinde haberleri yayınlanan Sula, röportajlarıyla 14 farklı dilde yaklaşık 170 yabancı televizyon kanalında Türk İslam kültür ve sanatını tanıtmıştır. Anadolu kültürünün tanıtımına da katkı sağlıyor. Es ist also dieser türkisch Ahmet Sula. Εκ των οποίων οι τέσσερις εκτός των τουρκικών τυχών. تعتمد على تجربة امتدت 30 عاما وأن وظيفته الأمنية ما هي إلا مورد رزق له. 43-letni Ahmet Sula. Tutti i pittori noi ti desta forma che turco Ahmet Sula. Questa è la storia di Ahmet Sula, cet artiste turc. As a police officer by day and an artist by night. Hem polise hem ressam. The Turkish artist, Mr. Ahmet Sula. Tasarım, kaligrafi, şiir ve felsefi resim çalışmaları yapmakta olan Sula, eğitim ve iletişim konferanslarını sürdürmektedir. Yıllarca silah tutan eller bağlama çalıyor, şiir de yazıyor. Kim var? Sanatçı, ressam Ahmet Sula var. Yayından sonra arkadaş olabilir miyiz ya? Vallahi harika değil mi? Hiperaktifsiniz enerji, çılgınca ve de çok pozitif bakıyorsunuz. Acayip derecede keyif aldım. Babamın televizyonu olsaydı 3 saat daha götürürdü. Merhaba, ben Nefise Karatay. Ahmet Sula afişe konuk oluyor. Farklı tarzıyla dikkat çeken bir ressam. Felsefi resim çalışmalarında söz, resim ve güzel yazıyı bir arada kullanıyor. Ahmet Sula Balkanlar turnesine çıkıyor. Sizin serginiz olduğu için burada toplanıyoruz. Bu arkadaşlarımız da bu kültür bağını görebilmek için buradalar. Polis olduğum için biz burada değiliz Üstad. Sen benim için önce ressamsın. Çok güzel resimlerim var. Dehşete düştüm. Evet, biz Besatçı dizisinde kalmıştık ama Ahmet Sula müdürüm ezdi geçti ya. Sayın müdürüm valla önünüzde eğiliyordum. Çok güzel çıktınız, ne diyeyim üzerine. Sayın Sula'ya çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizimle birlikte olduğu için, hayatımıza renk kattığı için. Sayın İl Emniyet Müdürümüz Ahmet Metin Turanlı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli misafirler, saygıdeğer rektörüm, protokolümüzün değerli üyeleri, gençlerimiz Zonguldak'a bir şekilde gelmiş ya da Zonguldak'ta doğmuş, burada okuyan, bizimle aynı havayı soluyan bizim evlatlarımız, güzel çocuklar, gençler, kendini genç hisseden mesai arkadaşlarım ve paydaşlarım. Bu akşam Zonguldak'ta sizlere farklı, sizin istemlerinize uygun, sizin doğanıza uygun, sizin ruhunuza, sizin beklentilerinize uygun farklı bir ses, ortak bir ses, üst kimlikte birlik olabileceğimiz bir renk ve bunu polis düşmanı insanlara da kapak olsun diye bir sanatçı polis olarak getirdik. Yıllarca bizi bu ülkede düşman bildiler. Yıllarca bizi ötekileştirdiler, yıllarca bizi bilmezler, yapmazlar, etmezler, anlamazlar diye yaptılar. Şimdi farkı fark ettirmek, sizin abiniz, sizin amcanız, sizin yeğeniniz, kardeşiniz olduğu hissini sizlere hissettirmek için bu şehirde 2,5 yıldır estirmeye çalışmış olduğum bir havanın yansıması olarak bir kardeşimle Emniyet Teşkilatı'nın 35 yıllık meslek mensubu olan, aynı zamanda sanatçı olan, aynı zamanda bu memlekette son 50 yılda bir ruhla çalışan, çabalayan, benimle aynı topraktan, aynı kokudan yetişmiş ve bütün içtenliğimle söylüyorum,
ölümüne onunla her yere gidebileceğim bir kardeşimle sizin karşınıza çıkmayı yeğledim. Bunu sizlere bir emniyet teşkilatı mensubu olarak, bir rol model olarak öneriyorum. Toplum destekli, polislik olarak bu şehirde bir şeyler yapmak istiyoruz. Yaptığımız işler bu anlamda herkesin, her kesimin, her sesin sesi olmak için özel çaba sarf ediyoruz. Siz bu anlamda bunun içerisinde orada anlatılanların çok ötesinde çok değerli bilgiler edineceksiniz, göreceksiniz. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Burada kesin lafın çoğu kendisinde. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum, gözlerinizden öpüyorum. Hoş geldiniz gençler. Bugün çok değerli bir ismin konferans ve resim sergisi için burada toplandık. Gençlik, şuur, özgüven konferansları, resimleri, şiirleri ve kaligrafi eserleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından Yılın Sanatçısı ödülüne layık görülen 1. Sınıf Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Sula'yı sahneye davet ediyorum. Gelsin artık ya, gel artık gel, tamam hop, tamam. Yaşım sizi aldatmasın ha. Başta bizleri onurlandıran Sayın Rektörümüz olmak üzere değerli protokol üyeleri, sizler de dahil olmak üzere. Gençler hoş geldiniz. Nasıl hocam? Şimdi Metin Müdürüm, benim evet, sizin yaşlarınızdan daha küçük yaşlardan beri benim bir yol arkadaşım. Burada da farklı bir polis profiliyle mecbur olduğumuz işin dışında bu halka, bu millete, bu gençliğe nasıl dokunabiliriz derdinde olan birisi. Alışılageldiğiniz polis profilinin dışındayım değil mi görünüş itibariyle? Öyle diyenler alkış da olur. Hocam çok iyi. Tamam. Şimdi bazı konferanslarda şöyle oluyor, tamam mı? Duygulanıyor, güzel bir yer var, alkışlaması lazım. Pat pat bir başlıyor. Lan bir bakıyor tek başına, tamam mı? Gerek yok. İçinden o geldiyse yap. Hocam o yüzden size teşekkür ediyorum. Şimdi bir şovmen değilim. Güldüremem mi? Güldürürüm. Ama ben gönülleri eğlendirmekten çok gönülleri eğitmeyi görev edindim. Başta da kendi gönlümü. Eğer buraya sadece ve sadece dilimle konuşup kendimi alkışlatmak, kariyerime bir şeyler daha katmak, 75. konferansını verdi. Kitle çok iyiydi. Derdinde değilim. Gerçekten de ülkesiyle ilgili, insanlık alemiyle ilgili derdi olan bir ağabeyiniz olarak buradayım. İnşallah katkı sunacağıma inanıyorum. İyi ki geldiniz. Bazı gençlerle burada özel olarak gidip söyledim. Siz olmasaydınız bizlerin varlığının hiçbir anlamı yok. İyi ki varsınız. Cengiz Han Moğol hükümdarı iken Anadolu'yu istila işgal hareketleri vardı. Duymuşsunuzdur. Değil mi arkadaşlar? Lise, ortaokul, televizyon bir yerlerde mutlaka duymuşsunuzdur. Anadolu'da bir köye gidiyor. Bütün köylüleri topluyor. Diyor ki gençlerin eline kürek verin. Bir de kazma. Şimdi diyor her biriniz gençlere gidin ve kendi mezarınızı kazın. Gençler başlıyor kendi mezarını kazmaya. Yaşlı bir adam var. Sadece bir tanecik oğlu var. Mezarının kenarına gidiyor. Başlıyor ağlayıp yalvarmaya. Diyor ki büyük hükümdar, o benim cancağızım, kuzum, evladım, canım, ciğerim, bir tanecik oğlum. Affet. Cengiz Han gaddar, acımasız biri. Dönüyor, affetmem ihtiyar diyor. Dün ve bugün oğlunun mezarının kenarında ağlıyorsun. Oysa dün ülken uçurumun kenarındayken seyrediyordun. Nasıl söylemiş? Bu sebeple şimdi bendeki bu profil var ya, şaşırtıyor insanları. Hele ki polis okullarına, konferansa, eğitime gittiğimde. Şimdi bu fular. Bu yokken
Ben dedim ya farklı bir profiliz diye. Sivil hayatta da öyleyim, sanat hayatında da. Çünkü ben İmam Gazali Hazretlerinin dediği gibi cevizi diyor kırıp özüne inmeyen her tarafını kabuk zanneder. Bu sebeple ben eşyanın kendisine değil manasına bakarım. Kişinin kıyafetine değil fikir ve kalbine bakarım. Böyle gidiyorum. Abi ne iş yapıyorsun diyor. Kardeş diyor emniyet müdürlüğü yapıyorum. Ya abi diyor kafa yapma benimle diyor. İnanmıyor profil öyle değil ya. Saç sakal karışmış rahat bir adam. Kardeş aynı zamanda da ressamım diyorum. Uluslararası Kültür Bakanlığı'nın sanatçısıyım falan. Ya kurban olayım abi diyor. Vakit kaybediyoruz. Ne yaptığını söyle. Tahmin et falan diyorum ben ona. Bakıyor şöyle. Çünkü muhabbeti çok severim ben. Bir kişiye kalbinle temas etmiyorsan iz bırakamazsın. Bunu öğrendim. O yüzden o muhabbet öyle. Ne iş yapıyorsun abi? Tahmin et. En çok ne tahmin ediyorlar biliyor musunuz böyle baktığında? En çok duyduklarım yani. Bir sürü var da. İlk üç sırayı söyleyeyim. Bakıyor. Abi diyor kaportacısın. Yedek parçacısın. Esnafsın, emlakçısın, uzayıp gidiyor bunlar. Ve hani yakın sevenlerim de beni uyarır. Ya bak emniyet müdürsün, ağır ol, şöyle ciddi dur falan. Ben de diyorum ki bak kardeşim ben şimdi şu kapıdan içeriye bir tane beyaz önlük, bir tane stetoskop, 50'şer lira, 150 lira para versem, iki tane asistan, bana sürekli hocam hocam deyin. Ben de buraya gitsem değerli arkadaşlar, işte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç hastalıkları, ana bilim dalı uzmanı, doçent doktor filan, zartut. Herkes bu doktor zannedecek değil mi? Bu beni doktor yapar mı? Yapmaz. Kaportacı diye kaportacı olur muyum? Olsam bir sorun var mı? Hiçbir sorun yok. Keşke işini adam gibi yapan bir kaportacı olsam, işini iyi yapmayan bir memur olacağıma. Değil mi? O değerli. O yüzden diyorum ki bak, şu fuları takıyorum. Tamam geliyoruz buraya. Yani bir şeye benziyorum ya ben şimdi. Öyle entel bir tavır falan. Ya hocam diyor galiba ressamsınız diyor, üstad diyor falan. O yüzden diyor bak bu algıdır işte bunun adı. Dedirtirsin. Dedirtmek kolay. Ama dedirtmekle olmuyor gençler. Olmakla oluyor. O yüzden biz eşyanın hakikatini konuşalım diye geldik buraya. Ben işte dediğim gibi kendini tatmin için dolaşmıyorum. Ülkemle ilgili bir derdim var. Gençliği, süreci, çağı gözlemliyorum. 50 yaşına geldim. Gideceğim. Yaş 35 yolun yarısıysa biz yarısını, yolun yarısı kadar daha geçtik. Değil mi? Nasıl? Matematiğim de fena değil değil mi? Çok iyi, tamam. O yüzden mezara giderken bıraktığım bir şeyler olsun diye bu dertteyim. Yani sanatımı nasıl yaptığımı değil, niye yaptığımı paylaşmayı seviyorum. Değerli arkadaşlar, hoş geldiniz. Geldiğinizi fark ettik. Aha, ama geldiğinizi fark edeni fark etmediniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Eyvallah. Cümlemizden. Amin. Özellikle gençlere hedefliyorum dedim ya. Geleceğimizsiniz çünkü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Bütün ümidim gençliktedir. Hazreti Ali Kerimullah Veçhe diyor ki, akıllı genç cahil ihtiyardan hayırlıdır. Dostoyevski diyor ki, sağlam çocuklar yetiştirmek, oy 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 kurban olayım size unuttuk bu tarafta değil mi? Dostoyevski diyor ki, sağlam çocuklar yetiştirmek, bozulmuş yetişkinleri değiştirmekten daha kolaydır. O yüzden ben gençlerle, çocuklarla daha iyi anlıyorum. 50 yaş ve üstü, 40 yaş ve üstü, hele ki önemli adamlarla anlaşmakta biraz zorluk yaşıyorum. Çünkü artık bizlerde biraz ego yükseliyor ya, işte şuranın koltuğunda ben varım, ben şuranın başkanıyım, şuranın müdürü benim, patron benim, horozu benim bu çöplüğün. Bu havalara girebiliyoruz bir kısmımız, belki de büyük bir kısmımız. O yüzden tak ne öğreneceğim ki diyor, bitti diyor, zaten diyor ben oldum. O yüzden gençler inşallah faydalı olabileceğimiz bir kesim. Doğru mu düşünüyorum sizce? Hocam herkes duyuyor mu? Zehir gibisiniz ya, çok kızmıyorsunuz değil mi bana hocam? Hepimiz aynı davanın yolcusuyuz, onlara hizmet için buradayız. Bir de bu algıyla hakikatle ayrımı arasında beni hem meslek hayatım, hem sanat hayatım, hem de özel hayatım açısından derinden etkileyen, zihin ve kalbimde iz bırakan ve süreci de anlatan tarihi bir olay var. Hülagü Han, Cengiz Han'dan sonra Moğol hükümdarı. Mengü Han, o zaman imparator. Diyor ki, git Bağdat'ı istila et. Hülagü Han orduyu topluyor, 3 ayda Bağdat'a varıyor. Sene 1258. Bağdat'ın altını üstüne getiriyor. Yakıp yıkıp biçip atıyor. O zamanın en medeni şehri Bağdat. Dünyanın en büyük alimleri,
eserleri, kütüphaneler, sanat yapıtları Bağdat'ta altın üstüne getiriyor. Tarihçiler diyor ki öyle vahşi bir tablo vardı ki Dicle Nehri günlerce kan ve mürekkep aktı. Yani tabloyu düşün. Tarihçiler bir kısmı diyor ki 200 bin, bir kısmı diyor 400 bin insanı katletmiş. Sonra otağını kuruyor, karargahına haber gönderiyor. Diyor ki söyleyin, Bağdat'ın en alimi kimse onu göndersinden, onunla görüşeceğim. Tabi haberi alan yaşlı başlı alimler gitmeye korkuyor, bizi de kesecek diye. Kimse gitmek istiyor. Yaşı sizlerden daha küçük olan Kadıhan isminde bir genç, alim. Diyor ki ben giderim. Tabi yaşlı başlı alimler seviniyor. Yalnız diyor bir şartım var. Hani böyle bir tane enayi kurban keriz çıkınca diğerleri sevinir ya. Ya ne demek diyor emret Kadıhan. Diyor ki giderken bana bir deve, bir keçi, bir tane de horoz verin. Ya bunlar anlamıyor ama kolay ya. Bir tane kurban bulunmuş veriyorlar hemen sepet diyorlar. Kadıhan gidiyor. Hülagi Han'ın huzuruna çıkacağı zaman muhafızlar durduruyor. Üstünü başını kontrol ediyorlar. Dur diyorlar bekle soralım. Tamam diyorlar huzura bekleniyorsun. Kadıhan sizlerden daha küçük yaşta genç bir alim, şuurlu. Otağdan, karargâhtan içeriye girdiğinde Hülagü Han bütün azametiyle, dehşetiyle, heybetiyle gelecek olan kerli ferli, deve dişi gibi bir alim beklerken yerden bitme ufak tefek bir tane genç çocuğu görünce küplere biniyor. Diyor ki ulan bula bula seni mi buldular bana gönderecek alim? Başka alim bulamadılar mı? Değerli arkadaşlar, Kadıhan'ın verdiği cevap hayatım boyunca unutmayacağım şekilde zihin ve kalbimde yer edinmiştir. Diyor ki, görüşmek için heybetli birini bekliyorsan deve getirdim. Yaşlı, sakallı birini bekliyorsan keçi getirdim. Gür sesli birini bekliyorsan horoz getirdim. Onlarla görüşebilirsin. Kapak değil mi? Bizlere mesaj veriyor. Size, bana, bizlere, bize mesaj veriyor. Hiçbir şey göründüğü gibi değil, aldanma diyor. Görürsünüz biz de polisler olarak görüyoruz. Adam tam bir beyefendi. Üstadım diyor, Vali Bey'le zaten dün görüşmüştük. Onlardan da şöyle büyük bir projemiz var. İki tane de yancı, James Bond, takım elbise. Güzel görünümlü bir adam. Biraz sonra bir 15 Temmuz videosu seyredeceğiz. Onunla ilgili, görünmek ve içindekiyle ilgili. Veya tam tersi oluyor. Pejmurde bir adam. Ama içinde hazine var. Bilir misiniz İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Şakir ile Zakir arasındaki hikayesini? Bilmeyen var mı? Üç kişi bile olsa yeterli. Paylaşalım değil mi? Değerli çünkü. Sonra unutursam, hop ismin ne? Yasin. Unutursam eğer Hülagü Han, Kadıhan bir cevap verdi. Orada kalmıştınız diyeceğiz. O hikayeyi bitireceğiz. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin iki tane çocuğu var. Birisi Zakir, birisi Şakir. Zakir zikir ehli. Şakir de güya sürekli şükretmesi gereken birisi. Bu beni havaya sokuyor da. Şimdi Zakir tabii biraz enaniyete kapıyor, kibirleniyor. Niye? Ben ya böyle zikir çekiyorum, Allah'la birebir temas halindeyim. Ama diyor şu Şakir yok mu baba diyor. Her gün diyor meyhanede. Gel gidelim oğlum diyor. Alıyor Zakir'i gidiyor meyhaneye. Bakıyor ki Şakir orada sızmış kalmış. Meyhanenin sahibine diyor ki borcu ne kadar? Şu kadar. Buyur diyor. Ödüyor. Ve çıkıyorlar. Giderken oğluna bir hikaye anlatıyor. Oğlum diyor sen belki bilmezsin diyor. Kırklar alemi vardır. Dün diyor birisi vefat etti. At kendini şu yardan da diyor kırklara karış. Şakir o arada uyanıyor tabii. Meyhaneci diyor ki borcum ne kadar? Diyor ki baban geldi, ödedi ve gitti. Şakir öyle pişman oluyor, öyle üzülüyor ki başlıyor gittikleri yere koşmaya. Bu konuşmalara da tanık oluyor. Bunları duyuyor, o pişmanlık babasına olan saygısı münasebetiyle hiç sorgusuz pat atıyor kendini aşağı. İbrahim Hakkı Hazretleri Zakir'e dönüyor diyor ki harabat ehlini hor görme Zakir. Hazineye malik viraneler var. 15 Temmuz gecesinde de olduğu gibi hiç kimseyi kılık kıyafetiyle bir hüküm verip de tanımamak gibi. 3-5 kelam, bir temas ondan sonra tanışıyoruz. Yasin,
Hülagü Han. Hülagü Han bu genç çocuğun bu cevabından çok etkileniyor. Bakıyor ki yanılmış. Boyuna posuna aldanmış. Ama dolu bir tane genç var orada. Otur bakalım diyor. Kadı Han oturuyor. Diyor ki söyle bakalım. Beni, bu orduları buraya kim gönderdi? Kadı Han diyor ki seni buraya biz getirdik. Nasıl yani diyor. Diyor ki biz Bağdat gibi bir diyarın hakimleriydik. Her nimetimiz vardı. Bir beraber sevgi doluyduk. Fakat biz zevk, sefa, şan, şöhret, mal, mülk, fitne, fesat bunlara bulaştık. Birlik ve beraberliğimizi, ahlakımızı kaybettik. Allah-u Teala da bela olarak seni gönderdi. Seni biz getirdik diyor. Ben de burada kendi başıma bir iç sorgu yapıyorum. Hak ettiğiniz gibi yönetilirsiniz diyor Kur'an-ı Kerim'de. Anlıyorum bizde bir arıza olabilir mi? Evet var, bir ve beraber olmakla ilgili. Burada da bitmiyor. Ve soruyor, söyle bakalım diyor, beni buradan kim gönderebilir? Kadı Han diyor ki biz. Nasıl yani diyor. Diyor ki biz bir ve beraber olursak dini, ırkı, cibilliyeti, rengi, kültürü, siyasi görüşü hiç fark etmiyor. Hazreti Ali Kerimullah veçe diyor her milletin diyor iyisi iyidir, kötüsü kötüdür. Dava iyilerle kötülerin savaşıdır. İnanan ve inanmayanın. O yüzden ortak nokta burası. İyilerden olabilmek ki bu evrensel. Eğer diyor biz öyle olursak sen burada barınamazsın. O yüzden değerli gençler bizlere inşallah büyük yük düşüyor. Mesele şu oturduğumuz koltukların, gittiğimiz okulların idrakinde olabilmek. Bu sebeple bir 3 dakikalık video hazırladım. Çünkü milletimizde maalesef 2 zaaf var. Biri çabuk unutuyoruz değil mi? Maalesef çabuk unutuyoruz. 2 haddinden fazla merhamet ediyoruz, acıyoruz. Halbuki Hazreti Ali radıyallahu anh ki o ilmin kapısı bu hainlik konusu tedavisi olmayan bir konudur ihanet. Hırsızlık yapmış, başka suçlar işlemiş. Affedersin karşında bir cezası vardır ama hainliğin tedavisi yok. Diyor ki haine vefa eden Allah'a diyor hıyanet eder. Haine kadreden yani acımayan Allah'a diyor vefa eder. O yüzden işte bu gençler bizler yani bundan sonrasına bakacağız. Türkistan tarihinin bu coğrafyanın atlattığı çok şükür en tehlikeli geceydi o. Bu millet bunu unutmayıp önüne çok daha aydınlık bizler yapacağız bu işi. Daha güzel bir ülkeyi, daha güzel bir insanlık alemini. Oturuyor herkes eleştiriyor. Ben de eleştiririm. Hem de sen 3 cümle söyle ben 33 cümle söylerim. Yaşım itibariyle, tecrübem itibariyle. Söyleyemem mi? Bu kolay. Değil mi? Karanlığa küfredeceğine diyorum. Işık yak. İşte biz de bunları yapacak insanlarız. Murat Bey. Murat Bey'i bir alkışlar mısınız? O organize ediyor bu işleri. Murat sağ ol. İkinci video vardı ya 15 Temmuz. Onu izleyelim, onun üstüne inşallah. Sıkılmıyoruz değil mi? Çok iyi ya, tamam. Hocam hemen bir ikinci video. Bir de sportif yapımı gördüler. Hani örnek alsınlar. 50 yaşında bir adam hopluyor, zıplıyor. Bir gün kıracağım bir tarafımı da dikkatli olmaya çalışıyorum. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yurtta Sulh Konseyi. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Meclisi. Kendi meclisini bombalayan, kendi halkına ateş açanlar bir yerlerden emir alan teröristlerdir.
bir Türk vatandaşıyım ama aslında Türk bile değilim. Diyarbakırlı ve bir Zazayım. Hemen şunu Türk halkına, beraber yaşadığım, kültürümü beraber oluşturduğum Türk milletine şunu söylüyorum. En az sizler kadar Türkiye'yi seviyorum. Daha fazla seviyorum. Bu bir oyun. Amerika ve İsrail'in, emperyalist güçlerin FETÖ aracılığıyla milyon dolarlarla satın aldığı 2-3 generalle ülkeyi Orta Doğu bataklığına çevirmek üzere tezgahladığı bir oyundur. Herkes namusuna sahip çıkar gibi ülkesine sahip çıkmalı. Bu böyle bilinir. Sola dön. Sola dön. Kaldır kafaları. Objektife bakın. Sola kaldır. Görmüş olduların hepsi paşaymış abi. Rütbeli yani. Üst rütbeli. Generaller. Ne yapmış bu? Emri veren bunlar. Helikoptere sık diyen bunlar. Başkanımıza sıkan bunlar. Turgeneral Oğuz Şahin. Turgeneral Timurcan Ermiş. Amiral Hasan Kulaç. Amiral Oğuz Karaman. Çök! Murat Çirzai. Tuamiral. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Başkanı. İhsan Bakar. Tuamiral. Deniz Kuvvetleri Hareket Eğitim Daire Başkanı. Mustafa Özsoy. Korgeneral Genelkurmay İstihbarat Başkanı. Akın Öztürk. Korgeneral Yaş Üyesi. Tuğgeneral Ahmet Bican Kırker. Kara Kuvvetleri Personel Plan Üretim Daire Başkanı. Tümgeneral Cevat Yazgın, Hava Kuvvetleri Personel Başkanı. Tümgeneral Erhan Cihaz, Kara Kuvvetleri Kuvvet Geliştirme Teşkilat Daire Başkanı. General Adem Bodroğlu, Kara Kuvvetleri Karagöl. General dedi. Tümgeneral. Arkadaş, yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Eyvallah. Bir yolcu gemisinde adamın biri bütün gemiyi rahatsız ediyormuş. Feryat, figan, ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor, huzursuzluk veriyor. Kimse susturamamış. Gemideki yolcular, kameradakiler en son kaptan yardımcısına gitmişler. O da susturamamış. Kaptanı çağırmışlar. Kaptan da susturamamış. Kenarda oturan yaşlı başlı bir tane adam var. Kimseye karışmıyor. Kendi halinde. Dikkatlerini çekmiş. Yanına gitmişler. Demiş ki amca, böyle birisi var ve görüyorsun ki kimse susturamadı. Bir tek sen kaldın konuşmayan. Susturabilir misin? Sustururum oğlum demiş. Hadi kurban olayım gel demiş, bir sustur. Yaşlı adam gitmiş onun yanına. Herkese huzursuzluk veren kaldırmış, denize atmış. İşte köpek balıkları, kılıç balığı, balinalar, korku, dehşet 2-3 dakika debelenmiş. Ondan sonra ipi atmış, çekmiş. Eski yerine oturtmuşlar. Kuzu gibi. Hiç ses seda yok.
Amca ne yaptın demişler. Demiş ki oğlum biraz önce oturduğu yerin kıymetini bilmiyordu. Şimdi biliyor. Bu sebeple değerli gençler, mühendislik, mimarlık, felsefe, ilahiyat, beden eğitimi, öğretmenlik ne olursa olsun bölümünüz. Ben sizlerin buralarda huzurlu bir şekilde eğitim almanız için gecesini gündüzüne katan bir teşkilatın mensubuyum. Buradan albay ağabeyiniz, o da bu işin bir tarafında ülkemizi savunmak, sizlere huzurlu bir ortam sunmakla ilgili. O abi ve ablalarınıza, amcalarınıza, teyzelerinize, sizden yaşları çok çok büyük olan. Diyorum ki iki şekilde çıkabilirsiniz evinizden. Buradan eğer bir empati yaparsak, siz de bu oturduğunuz koltukta, sınıftaki, amfideki, sandalyenizde aynı duyguları paylaşabilirseniz bir katkı sunmuş olurum. Bir, diyebilirsiniz ki, ya kardeşim filanca üniversitenin falanca bölümünü bitir, seninle aynı konumda olup filanca yerde CO olan, maaşı bu kadar olan, işte toplumdaki statüsü şöyle olan birileri varken Allah belasını vermesin. Bulduk işte polis memuru olarak gidip geliyoruz. Kahır bela okuyarak gidebilirsiniz. Mümkün mü? Mümkün. Biri de şöyle çıkabilir. Der ki Allah'ım vatansız değilim. Kimseye hele ki namerde muhtaç da değilim. Helalinden kazanayım. Kimseye haksızlık etmeyeyim. Kimse de bana haksızlık etmesin diye bir niyetle çıkabilir. Bu da mümkün. Mümkün. Birinci pozisyondaki memur resmi elbiseli dahi olsa, görevdeyken dahi olsa, vurulsa ve ölse muhtemeldir ki şehit olmama ihtimali var. Doğru mu? Çünkü niyeti çok abuk subuk bir niyet. Diğeri de resmi elbiseli değil. İşe gidecek, duasını etti. Böyle içinden geçirdi. Ben bu ülkenin bir ferdiyim. Hizmet edeceğim ülkeme. Çıktı, tak apartmanın kapısında kafayı çarptı, öldü. Muhtemel ki şehit olma ihtimali var. Doğru mu? Bu sebeple değerli arkadaşlar, ben naçizane sanatta dahi, ki sanatta üç tane tartışma vardır. Sanat, sanat içindir. Sanat, toplum içindir. Sanat, sanatçının kendisi içindir. Ben televizyonlarda söyledim, gazetelerde söyledim. Allah nasip ederse önümüzdeki ay Nisan'da Sayın Valim, izleden sonra burada görüştük. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Eğer bu niyetlerimiz sağlam olmazsa ne oturduğumuz koltuğun kıymetini biliriz, ne ana babamızın, ne vatanımızın, ne hocalarımızın. O yüzden bu örnekleri anlatıyorum ki insan oğlunun en değerli sermayesi niyetidir. Ben de buraya gelirken şöyle bir niyetle gelebilirdim. Ya gidelim, bir iki haber çıkartırız oradan. Gazete, televizyon, ünümüz, şanımız artar. Değil mi? Piyasadaki değerimiz yükselir. Bunlar benim peşimden gelen şeyler. Benim peşinden gittiğim şeyler değil. Ama ben Allah rızası için, ülkem için, teşkilatım için, şu milletim, şu kardeşlerim için buradayım. Ben bilmiyorum evde çekirdek çitleyip dizi filmi seyretmesini. Kaç gündür ayrıyız. Ama bir derdim var. Derdi olmayan adamın anlamı yok benim için. O yüzden inşallah dokunabiliyoruz. Bir şeyler iyi oluyor mu? Ya hocam bu sayın varmış. Bunları alıyoruz ya burada. Ben de mutlu oluyorum. Şimdi şeyler. Oradan isminiz neydi? Abdullah Bey dedi ki bunu hissediyoruz dedi. Ben baktım dedi böyle sohbet tadında geçiyor. Evet bu değerli. İyi ki böyle. Şimdi böyle geliyoruz. Hazır bekledikleri bir profil var ya hani. Emniyet müdürü, evet genelde öyleyizdir bir. Gelir, dikkat, iki tane koruma orada. Değerli arkadaşlar, bugün diye devam eder. Tamam, buna alışmışlar ya. Şimdi Aksaray Polis Okulu'na gittik, oranın müdürü benim sınıf arkadaşım. Okul müdürü. Hani bizdeki jargon nedir? O devrem, hoş geldin. Toprağım, kardeşim, ağzın çamanını yerim, hele bir gelelim. Böyle muhabbet var, tamam. Bir kere böyle, ya hocam, üstadım falan hiçbir şey yok. Müdür aşağı, devrem, kardeşim yukarı. Konferansa gittik. Üniversite mezunu 600 tane öğrenci. 3 saate yakın sürdü, salon yıkılıyor. Çünkü hani orada biraz daha rahat ediyorum ben. Çünkü kendi mesleki konular daha fazla konuşulduğu için. Çıkışta böyle, sayın müdürüm, o devrem falan yok. O dedi ya üstad. Üstad dedi gel bir kahve içelim. Hah dedim, şimdi ayara geldi. Makamına çıktık.
Dedim bir kahvemizi içelim, ben de üstadı seninle paylaşayım. Sayın Valim biliyordur çünkü şeyde mülkiyelileri de çoktur o. Gittik işte çay kahveyi içiyoruz. Adamın biri papağan dükkanına girmiş. Bakmış çok güzel bir papağan var. Rengarenk, cıvıl cıvıl, konuşkan da. Demiş ya papağan ne kadar? Demiş ki abi demiş o bir altın. Yapma lan demiş niye bu kadar pahalı? Abi demiş yabancı dil biliyor o. Ha öyle mi demiş. Tabii adama biraz tuzlu gelmiş. Daha ucuz bir şey arıyor. Yan tarafa bir tane bakmış bir tane daha var öyle. O da güzel. O da konuşkan, rengarenk. Belki demiş bu ucuzdur. Ne demiş şu ne kadar? Abi demiş o beş altın. O niye bu kadar? Abi demiş o beş dil biliyor. Tabi adam hiç alamayacak. Bütçesine uygun bir papağan ararken yan tarafta benim gibi bir tane papağan görmüş. Yaşlı, tüyleri dökülmüş. Tamam mı? Ama konuşmuyor. Şöyle. Etrafı kesiyor. Ses seda yok. Demiş şu ne kadar? Abi demiş o 50 altın. Ne yapıyorsun lan sen demiş. Bunlar demiş dil var diş var. Yabancı dil biliyor rengarenk. Bu demiş tavuk gibi bir şey. Dil yok diş yok. Niye? Vallahi demiş ben de bilmiyorum ama demiş. Bu ikisi ona üstad diyor. Ya öyle diyorlar. Dedik ya bu yaştaki bir adam. Hayatta şuurdan daha değerli bir şey olmadığını öğrendi. Ve onu paylaşmaya çalışıyor. Ve gittiğim her yerde söylüyorum. Sokrates de öyle diyor. Hiç kimseye diyor bir şey öğretemezsiniz. Ben de buraya öğretmek gibi bir iddia hatta bir ukalalıkla gelmedim. Sadece bu yaş ve bu rütbede, bu devlet geçmişinde, tecrübede dedim ki insanoğlu için değerli olan buymuş. Bunları paylaşayım. Çünkü ben öğretmeye değil, öğrenmeye inanıyorum. Ve bunun ilk ve en önemli başlangıç noktasının Mevlana'dan, Şeyh Edebali'den, Yunus Emre'den duydum ve öğrendim ki evvela kişi kendini bir tanımalı. Doğru mu? Hani diyor ya ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. O yüzden oradan başlıyor. Sizin yaşlarınızda, işte polis akademisini yeni bitirdim, askerliğimi yaptım. 23-24 yaşlarında yurt dışı görevine gidiyoruz biz. Üç açıdan iyidir o. Kültürün gelişir. Yabancı dilini geliştirirsin, ekonomik durumunu daha da düzeltirsin. Bir çıktı Dışişleri Bakanlığı, pat Senegal, Atlas'a bakıyorum, nerede? Bilmediğim bir ülke, Afrika'da bir ülke. Benim yabancı dilim İngilizce, orası Fransızca. Vardır bir de, hayır dedik, atladık gittik. Bir gittim, dört kişiyiz koskoca ülkede, Türkçe konuşan dört kişi. Büyükelçi, konsolos, idari memur, bir de ben. Şimdi üçü farklı bir kültürden gelme. Ya dışişleri kültürü nasıl işte, yabancı temaslar, ilişkiler. O üstadım, dün Kanada Büyükelçiliği'nin resepsiyonundaydık. O Danimarka Büyükelçisi'ni gördün mü? Ne tatlı bir adam. Sen hele ki İsveç Büyükelçisi'ni bir görseydin. Aa şu kırmızı şarabı da böyle. Ben tarla, ırgatlık buradan gelmiş bir adamım. Tabii kültür çatıştı. Ne oldu? Yalnız kaldım. Lan aynı dili konuşuyoruz ama aynı duyguyu paylaşamıyoruz. Hayatımın en önemli anlarıymış. Çünkü yalnızlık beni içime yöneltti. Kimim dedim, ne arıyorum bu ülkede, bu dünyada? Hayattan ne bekliyorum değil, bu hayata ne verebilirim? Başladı sorgular. Sonra devletime şükran, Rabbe hamdolsun. Değişik makamlarda, rütbelerde, sorumluluklarda birçok insan tanıdım. İyi, kötü. Artık bu konferansa ilk başlarken dedik ya, mevki, makam, para, şöhret gibi hastalığa tutulunca adam ego yükseliyor, insanları sinek gibi görmeye başlıyor. Allah muhafaza, tehlikeli. Hepsi öyle değil ama bu bir risk. Bir gün sabaha karşı öyle bir şiir yazdım. Hani insanlarda böyle sen benim kim olduğumu biliyor musun havası olabiliyor. Doğru mu? Veya bir trafik polisi bir ceza yazacak, iki kişi arasında konuşuyor. O yandakine söylüyor. Savcım diyor veya daha başka bir makam. Sizin diyor kim olduğunuzu bilmiyor diyor. Bu havalara girebiliyoruz. Ve bu şiiri ben kendime yazdım, kendime eleştirdim yani. Paylaşalım mı? Sen benim, tamam, sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dilimiz alıştığı için emniyet müdürüyüm diyoruz ama emniyet müdürlüğü yapıyoruz aslında. Çünkü biliyorum 10 sene önce bunlar bende yoktu. Ve yaşarsam 60'ımdan sonra olmayacak. Ben şahsiyetimle varım. O kaybolmayacak. Bazı insanlar gördüm. Karakterini koltuktan almış, koltuk gibi olmuşlar. Her geçen gün küçülmüş, koltukta kaybolmuşlar.
Nemrut diye birini duydum. O kadar büyümüş ve kudretliymiş ki bir ok atmış göklere de haşa Tanrı'yı vurmuş. Bir sinek girmiş beynine, kudurmuş. Bilememiş insan kendini. İlahını yahut kendini ararken kendini haşa ilah sanmış. Bütün insanlara galip gelirken mağlubiyeti bir sinekten almış. Firavun diye birini duydum. Denizlere hükmetmiş. İnsanlara boyun eğdirmiş. Hükmettiği deniz ölümüne hükmetmiş. Öldüğünde boyunlar eğdiren boynu dik değilmiş. Cesedi iki yerden, diz ve belden eğilmiş. Hattab'ın oğlu boşuna mı adam tutmuş? Ölüm var ya Ömer desin diye. Ölüm ile aramız bir saniye. Belki o kadar bile yok. Yaslandığımız ağaçlar yıkılıyor. Arkamızdaki dayılar ölüyor. Yakut ve zümrüt bezeli tahtlar çürüyor. Hayat dayandığımız bu fanileri bir bir törpülüyor. Değil üst başımızdaki, altımızdaki cesetlerimizi ayakta tutan canlarımız bizden alınıyor. Niyetlerimizden başka söyle, giderken bize ne kalıyor? Lafımı iyi dinle çocuk. Çok büyük insanlar geldi geçti şu dünyadan. Küçük bir kabre sığacak kadarmış büyüklükleri. Ey sen benim kim olduğumu biliyor musun? Diyen kimse bak, sana kudretli insanlardan haber verdim. Senin kim olduğunu bilmediğini bildim de kim olduğuna dair ne bildiğini bilemedim. Kimsin diye. Kendimeydi bu soru. O yüzden şu çok önemli sevgili gençler. Ve inşallah ben bu gençlere yatırımı bu yüzden yapıyorum. Ne demişti Hazreti Ali Kerimullah Veç'e? Her milletin iyisi iyi, kötüsü kötüdür değil mi? Polisin de iyisi kötüsü var. Kaymakamın, valinin de, kadının da her birinin iyisi kötüsü olabilir. Bu meşrep içindekiyle ilgili. Bizim derdimiz ne? İyilerin sayısını arttırabilmek. Bu vesileyle Sayın Valim beni naçizane ilk onura edendi. İl valisi olarak Rize'ye davet etmişti. O yüzden huzurunuzda tekrar kalbi bir teşekkür sunuyorum kendisine. Bugün burada tekrar kader bizi buluşturdu. Sonra İl Emniyet Müdürünüz de aynı dertli yolcularıyız ya. Ne güzel bu buluşma. Ve her birimiz, Sayın Valim siz gelmeden paylaşmıştım gençlerle. İşte sizler için biz buralardayız. Yeter ki sizlere bir dokunuşumuz, bir hizmetimiz, aktaracağımız bir şeyimiz olsun. Yoksa işte bu makamlardan gelip gidiyoruz. Tamam, ondan ibaret. O yüzden bu dertli insanları Zonguldak'ta bulduk. Bir araya gelmiş, koşa koşa geldim. İyi ki geldin mi? Adamsınız ya, adamsınız. İşte bu. Şimdi vakitler kıymetli. O yüzden bir video daha izleyip bitireceğiz. Yeterli değil mi? Az, öz, ha? Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Müdürüm, Sayın Komutanım, değerli protokol üyeleri. Gördüğünüz üzere halkım beni seviyor. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. İyi ki varsınız. Ama inşallah bu paylaştıklarım gerçekten de oturduğunuz yeri, girdiğiniz sınıfı farklı bir gözle görmek içindi. Yarın buradan gittiğimde ben de aynı şeyleri yapıyor olacağım. Ön sırada oturanlar da en arkadaki. En arkadakiler iyi uyudunuz siz. Kaytarmıyorsunuz, dinliyorsunuz değil mi? En arka. Burada, oradasınız değil mi? Yani buradasınız da gerçekten buradasınız değil mi? Çok iyi. O yüzden ama bunların bir faydası olursa daha da güzel olacak inşallah. En önem verdiğim şey de işte bu farkındalık. Yapıyor ben mesela elhamdülillah Müslümanım, namazları okumaya çalışıyorum. Allahu Ekber. Bir dakika diyorum ya kendi kendime. Biraz önce sen Allah büyüktür dedin. Farkında mısın diyorum. Sonra gidiyorum yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim. Gerçekten de öyle mi diye. Herkes yani bazı şeyleri ezbere yaşıyoruz değil mi? İşte bu sık sık sorgulamamız gereken. Ben niye bu bölümdeyim? Ne yapacağım? Hedefim ne? Kendi oğluma ettiğim nasihati paylaşmak isterim sizlerle. Dedim ki oğlum benim şimdi üniversite 2'ye gidiyor. Bir sene fire verdi. Niye? Yani kızım 2003'lü yani lise 10. sınıfta eski düzen lise 2. Okul birincisi ilk 10'da kesindir de öyledir. Oğlum da okul sonuncusu. Çok haylaz. Hayır çok zeki, çok kabiliyetli, çok da karakterli biri. Çok severler mahallede ama ders hak getire. Çalışmaz etmez. Zorla geçiyor sınıfları.
Sınava götürüyorum 2 sene önce. Üniversite sınavına. Oğlum dedim ya, senin bir hedefin var mı dedim ya. Var baba dedi. Ne oğlum dedim. Baba dedi pilot olacağım. Oğlum zaten pilotsun sen dedim. Uçuyor. Böyle bir şey, tamam mı? Dedim ki oğlum. Yani annesi, eşim İngilizce öğretmeni. Tabii o işte öğretmenlerde öyle bir psikoloji var. Bunu eşime de söylediğim için. Yani biraz da başarıyı kendisi için istiyor. Hani okulda diyorlar ya. Senin oğlun şöyle, senin oğlun böyle. Laf kendine geliyor. Getirtmek istemiyor. Çalış oğlum, çalış oğlum. Necla 85 almış. Kızım Fadime sen nasıl 35 alırsın? Değil mi? Bak duydun mu hiç? Zeki orada 200 tane soru çözmüş. Sen günde 30 tane soru çözüyorsun gibi. Yarış atı yetiştiriyoruz biraz. Değerli gençler. Aynı evlatlarım yaşındasınız. Dedim ki oğlum. O zaman Nilüfer daha küçük tabii. Adem oğluna 2 şey lazımmış bu dünyada. Onu öğrendim. 1- İtibar lazım. Ne itibar, ne ifade ediyor sizlere gençler? İtibar. Korkma ya. Sosyal ortamlardaki görünüm, donanım. İtibar, sosyal ortamlardaki görünüm ve donanım demek. Bu kadar. Doğru mu? Ya korkma. Şu ifade edebilmek o kadar güzel bir duygu ki, bir saniye ondan sonra soracağım. Eğer söyleyin, ondan sonra söyleyeyim. İnsan olana hakkını vermek. Olmanın hakkı, eyvallah, en güzel. Şimdi bak, buyurun. Söz sahibi olabilmek. Ha, Yiğit Alp Demir. Yiğit Alp Demir, sen kaça gidiyorsun? Ha, lise mezunu. O sizlerden küçük, kuvvetli bir. Sebebini söyleyeceğim şimdi niye? Geldi sayın valim. Makamınızda değil ama valilik makamında hedef olarak gözü var. Onu da yüreğinden kutladım çünkü önlerini siz açmışsınız. Sizinle de bir anısını paylaştı. Dedi ki bizler dedi korkuyorduk. Valiye ulaşamıyoruz, komutana ulaşamıyoruz, müdüre ulaşamıyoruz. Tuttum elinden kardeşim, götürdüm vali beye. Sayın valimiz o kadar güzel karşılamış ki. Bir, o çocuğun, küçük çocuğun, Ahmet Umut'tu, Umut'u götürmüştün. Tamam. Öbür Ahmet senin kardeşin zaten. Onu da yetiştiriyor. O çocuk bunların kendisine yanlış öğretildiğini öğrenmiş yaşayarak. Demiş ki ulaşılıyor. 2, kendine bir hedef koymuş. O diyor ki şimdi vali olacağım. Ben de insanlara diyorum ki ben de dünyanın sanat tarihine giren bir sanatçısı olacağım. Olur olmaz bilemem. O kadar iddialıyım dünya çapında. Hedefini yüksek tut diyorum. 2 şeye ihtiyacın var. 1, Allah'tan iste, sev, aşık ol. 2, çalış. Çünkü inanan insan seferle mükellef. Zafer Allah'ın işi, bilemezsin ki olur mu olmaz mı. Bu sebeple de benim bu gayretlerim senin o hedefin. Çalış, olur ya da olmaz sorun değil. Evet, itibar işte toplumsal bir statü, toplumdaki değer, sana olan güven gibi gibi çoğaltabiliriz değil mi? Bu arada şunu diyecektim işte, fikir olan var mı diyorum bazı konferanslarda. Kimse el kaldırmıyor. Bu şeyleri kırmak lazım. Fikri olmayan var mı diyorum, gene kaldırmıyor. Şimdi 200 kişi var, 400 kişi var, 600 kişi var. Fikrim var mı yok mu? Ben zorlanıyorum bu sefer. O yüzden bunları kırmamız lazım. Şöyle bir korku var gençler, bunu atmamız lazım. Derler korkusu, derler. Şimdi şunu diyeceğim ama bana gülerler mi? Gülsün. Bana kaportacı dediler, kaportacı olmuş muydum ben? Ya aynı, hocam yerinizde gözüm yok. Zaten kariyerim de yok, akademik. Rektör diyorlar, olamam ki, değilim. Yeterlilik yok. Ondan korkmamak lazım. Bu derler şu demek. 3 adımı var benim hayatta önem verdiğim. 3 adım. 1, yapacağım şey haram mı inancıma göre? Ona bakarım. 2, suç mu işliyorum? Hayır. 3, gelenek, görenek, toplumun ahlakı, kurallar, örf, töre, adet. Ayıp bir şey mi? Yok. Bu derler cezaevine girmemek için bu derleri düşünmemek. Şimdi kırmızı ayakkabı giysem oraya diyecek. Ya koskoca adam altına kırmızı ayakkabı giymiş. Ya giymek isteseydim giyerdim. Çünkü derler. Yok adam bir gömlek takım elbise giyerdi derler. Dersiniz sorun değil. Bu 3'ü önemli. Bu 3'üne uyuyorsa bu bununla ilgili bir şey. O yüzden bu itibar insanların bize itibarı. Diyorlar ya itibar diyor bir topluluğa girdiğinizde size gösterilendir. Şahsiyet giderken diyor elinizde kalandır. Şimdi bir itibar ettiniz müdür, sanatçı, tamam evet protokol. Ama giderken kim içinde bir şey varsa işte o kalacak sizde. O değerli. O yüzden dedim ki oğlum babana itibar ediyorlar. Önemli bir makamda. İyi işler yapıyor. Şöhreti var tamam.
Dedim ki bu dün yok. Yarın olmayacak. Giderken kabre götüremeyeceğim bir şey bu. Üflüyorsun gidiyor. Rüya gibi. Dedim ki bu insanların itibarıdır ve insanlar menfaatleneceğine itibar ederler. Hepimiz öyleyiz. Doğru mu? Hepimiz öyleyiz. Fıtrattır bu. Dedim ki esas Allah'ın itibarına bak. Allah kime itibar eder? Ya düzgün bir insansan, kimseye zulmetmiyorsan, hak, adalet, hukuk, yardımsever, evrensel değerler. Bunlarla güzel bir insan ifade ediyorsan Allah-u Teala sana itibar eder. Ahlak olarak buna yatırım yap. Gördüklerinde yok, o bunu yapmaz. Ona güven, böyle bir şey bırakabiliyorsan bir şahsiyet, ha o. İkincisi, rızık temini için çalışmak. Ben mesela kendimi tanıtırken Ahmet Sura Emniyet Müdürlüğü yapıyorum derken işte diyorum ki bu tür sıfatlar, titrler yapılacak şeylerdir, olunacak değil. Bir kişi hakim, öğretmen, savcı, kaymakam, müdür, amir olmaz diyorum. Bir kişi adam olur, o işleri de yapar. Ha işte o zaman da adam gibi yapar. Bu sebeple bu iki şeymiş değerli olan, onları paylaşmıştım çocuklarımla. Nasihatim de odur. Bu şuurla olursak işte o zaman yarın bir gün mezun olduğunuzda işi öyle bir şuurla yaparsınız. Yoksa diyorum nereyi bitirdin senin oğlun? Ya bizim çapa tıpı kazındı bir İngilizce bölümü. Yapma ya. %1. Evet. Şuur yok. Başarı. Kariyer çok iyi. Sonra mezun oluyor. Biz de gazete manşetlerinden okuyoruz. Filanca tıp mezunu bilmem ne uzman doktor. Falanca organ mafyasının böbrek nakilcisi olarak suçüstü yakalandı. Niye? İşte senin o dediğin erden şuur yoktu ki. İşte bu olmazsa yaptığımız her iş boş. Eğer niyetlerimiz sağlam olmazsa hepsi boş. Şimdi iletişim, samimi olmak, içtenlik. Selahattin miydi hocam? Gene unuttum. Abdullah nasıl sallıyorum ya? Selahattin miydi? Ama olsun, Abdullah da bir Selahattin. Selahattin de bir Abdullah, oradan kurtarırım belki. Bu yüzden eğer dokunamazsanız kalıcı olamıyorsunuz. Bilenler diyor ki insanoğlu duyduğunu unutur, gördüğünü hatırlar ama diyor hissettiğini asla unutmaz. Şimdi iletişimle ilgili bir video sereceğiz. Bu şuurla, dokunmakla, eşya ile ilgili. Özellikle vahşi hayvanları seçtim iletişime geçerken. Niye? Dedim ki eğer insan isterse bırak insanı hayvanla, hatta en vahşi olanıyla bile iletişim kuruyor. O onun farkında, diğeri de öbürünün. Bu öyle bir kudret. Bu sebeple işte bize bu coğrafyanın, bu çileli toprakların büyükleri, erenleri, kültürümüzle, medeniyetimizle, bu amansız süreçte verdiğimiz mücadelede bu millete ait olan değerlerden bahsetmişler. Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz. Gelin tanış olalım diye başlıyor. O yüzden biz de tanış olmaya geldik. İnşallah birbirimizi böyle hissedersek işte o zaman binayı sağlam temeller üstüne atarız. Ama yoksa herkes kendi makamının, toplumsal statüsünün rütbesini, gereğini yapar. Evet, birbirimizi görürüz, haberleşiriz ama asla birbirimize temas edemeyiz. Temas edebildik mi bugün? Biraz. İşte bu, dava bu. İçinizde hissediyorsanız eyvallah. Çünkü ben hissettiğim için geldim. O 4 numaralı video vardı ya. 3 ile 4'ü... Ya eğer 7 dakikanız varsa 2 video seyredeceğim. Yoksa 1 video. 2. Tamam. Önce 3, peşinden 4. Bunlarla ilgili inşallah oturduğumuz koltuklarda çok daha farklı bir şekilde olacağız. Ona da hizmet edecektir. Bu 2 video. 3, 4.
love. Okay. That's very good. That is you. You are lovely. Tamam, gerçekten de bu abimiz dertli birisi. Onunla ilgili gelmiş. Dışarıda da sergimiz var. Çıktığınızda lütfen istirhamım, duygularınızı paylaşın, olur mu? Oraya bir defter bırak. Eğer paylaşmazsanız, tamam birbirimize tanıştık, ettik, sevdik, sevilmedik. Ama uçup gidiyor. Eleştiri, beğeni hiç fark etmiyor. Uçmazsa bir anlamı var. Yarın bir gün bazı yerlerde bana kalkan oluyor. Ben gidiyorum kendime anlatıyorum, şunu yapalım falan. Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın Başkanım, kimse... He diyor. Ama şimdi çocuklar bir yazıyor ya, bir dakika diyor. Siz o bir dakikayı dedirtiyorsunuz. O yüzden iyi ki varsınız. Sizleri gerçekten seviyoruz. Allah yolunuzu açık etsin. Üstün başarılar. Ben sözü bırakıyorum artık müsaadenizle. Çok iyi. Sağ olun. İnşallah. Hocam... Tabii ki. Derhal. Çıkışta hemen. Tabii hemen. Böyle de bonkörümdür. Tabii aylarca emek harcadım ona ama paylaşırsan bir anlamı var değil mi? Ya o zaman iyi. Şimdi Sayın Valim. Böyle zeki, uyanık çocuklar çıkıyor. Bu verdiğim kaçıncı
kaşkol bilmiyorum. Hanımla ben sadece bu işe bak. Mutfak, telefon, elektrik gideri var ya. Kaşkol gideri diye bir kalem var bizde. Çok kötü bir şey. Tamam söz verdik. Bu başka yok. Onu da verdik. Ama baktım ki bu işin önünü alamayacağım. Tamam mı? Evde böyle 300 liralık falan kaliteli kaşkollar var. Şimdi ben 20, 30, 50 onlarla gidiyorum. Nasıl? Ben de fena değilim. Ben de fena değilim. Hani ne oluyor? 300 liralık alıp bir kere de kaybetmekse 40 liralık 7-8 tane alırsın. 7-8 kişinin gönlü olur ondan. Parasından değil de. Tamam. Özür dilerim ablacığım ya. Bazen böyle kelimeyi kaptırıyorum. Hayır, iletişim iyi olunca yapacak bir şey yok. Yani seni unutuyorum. Kendimi bile unutuyorum ben. Buyur. Müfettiş Emniyet Müdürümüz Sayın Ahmet Sulay'a konuşmalarından dolayı teşekkür eder. Hediyelerini sunmak üzere Sayın Valimizi sahneye davet ediyorum. Estağfurullah, çok sağ olun. Yetmez, yetmez bir şey daha, tamam. Bununla ilgili bir anımı paylaşayım mı valim? Şimdi siz yapmayın ama eşlerinize çiçek alın, erkekler. Evlenirseniz yarın. Ben bu konuda zayıfım. Şimdi burada böyle çiçek falan veriyorlar ya, sağ olsunlar. Alıyorum eve gidiyorum. Adetim değil ya. Hanım bakıyor, nerede konferansım vardı? Dostum, eyvallah. Özel niyanısı. Bu çok değerli, çok kıymetli. En değerli insanlara, girenlere bunu hatırlamalar için veriyoruz. Burası iki katlı bir şehir. Altında çalışan ve üstü için üreten çok değerli insanlar var. Zonguldak o anlamda iki katlı. Türkiye'deki tek şehir. Eyvallah. Bu çok anlamlı. Başta Sayın Valimize, İl Emniyet Müdürümüze, Rektörümüze, bütün protokoldeki değerli insanlarımıza, özellikle sizlere kalben teşekkür ediyorum. Evet, ben de bir, şimdi gelecek alkış, ben de bir maden işçisiyim ve hayattaki en değerli maden işte sizlersiniz. Nasıl? Abi, adamın ağzı da laf yapıyor, tamam. Çok sağ olun Sayın Valim. Tamam mıyız? Hediyelerin ardı arkası kesilmiyor ya maşallah ya. Bu da mı bana yoksa? Bu da bir başka hediyemiz. Vay. Ve Ahmet Sula yazıyor üstünde arkadaşlar. Çok sağ olun. Hepinizin adına. Tabii yaş yaklaşıyor. Bu şehrin gençlerinin yaşlanmayasın diye sana hediyesi. Vay. Diyor ki bu şehrin gençleri yaşlanmayasın diye size gönderdi bunu diyor. Tamam bunu alacağız. Süs olarak asacağız. Anlaşıldı mesela. Mesaj alındı. Yüreğinize sağlık. Kesenize bereket. Çok teşekkürler. Hop görüyor mu? Herhalde tamamız değil mi? Sayın Valim sizi çok beklettik biz burada. Hay efendim. Bir toplu fotoğraf. Bir de tensip buyurursanız şöyle çektirelim. Yine böyle çektirelim. Asıl değil mi? Asıl ora. He burayı bir alalım ondan sonra da şey alalım. Geç.
Sayın Valim ve saygıdeğer konuklar, programımız burada sona ermiştir. Teşriflerinizden dolayı tüm kıymetli misafirlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cengiz.